Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçen yıl Aralık ayında İsviçre'de geçirdiği kayak kazası sonrası sakatlandı ve uzun süre değnekle yürümek zorunda kaldı. Merkel, sakatlığında yaşadığı sorunlar nedeniyle kilo vermeye karar verdi. Ve havuç diyetine başladı. 60 günde 10 kilo verdi. Havuç diyetine duydunuz mu? Şu Merkel'in olan mı? Evet. Duydum sayılır. Peki dener misiniz? Pek doğru olduğunu zannetmiyorum. Havuç diyetinde sadece havuç yok. Pırasa, kırmızı ve sarı biber de tüketiliyor. Peki tek başına bu sebzelerin tüketilmesiyle kilo verilir mi? Havuç, biber, pırasa bunların vitamin ve mineral oranları çok fazla. Gayet de sağlıklı besinler. Ama tek başına tabii ki bunları kullanmamız yeterli mi? Tabii ki değil. Çünkü almamız gereken bir kalsiyum var. Gerçi havuçta, biberde ve yeşil yapraklı sebzelerde, pırasada yine kalsiyum da var aynı zamanda. Hızlı bir kilo kaybı değil ki muhtemelen tabii ki aralarda başka şeyler de yemiştir. Yani tek başına sebzeyle beslenmesi bu süreç içerisinde 6 ay uzun bir süre çünkü mümkün değil. Havuç diyetini duydunuz mu? Havuç diyetini duydum tabii ki. Merkez'den. Kimden? Merkel'den duydum. Kadınlar geldiğinde en çok neyi tercih ediyorlar sebzelerden? Sebzelerden yeşillik oranında en çok tercih edilen son zamanlarda havuç. Neden? Havucun faydaları say say bitmez. Daha önce parti toplantılarında içinde peynir bulunan ekmekler yiyen Merkel, şimdi gittiği her yere sarı ve yeşil biberlerle pırasa götürüyor. Peki Merkel'in 10 kilo kaybetmesine yardımcı olan havuç nasıl tüketilmeli? Kişi 2500-3000 kalori aldığında kilosunu koruyabiliyorsa eğer, yani ne kilo alıyor ne kilo veriyorsa, arada 1000 kalorilik bir fark yarattığımızda, yani 1000-1500 kalorilik bir diyet uyguladığımızda çok rahatlıkla aradaki fark o kişiye kilo verdirir zaten.